Webtekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Apple Vision Pro'yu birlikte deneyimleyeceğiz. Hatta şu anda benim personamı görüyorsunuz. Normalde video için fuar tarafına gideceğiz. Biraz açık havada çekelim diye ama arabayı almak için ofise gelmem gerekti. Şimdi ofiste biraz vakit geçireceğim. Ondan sonra arabayı kapıp fuar tarafına gideceğiz. Evet, günün sürprizi. Bakalım bugün ne yapmam gerekiyormuş. Bugün Apple Vision Pro'yu çekmem gerekiyor. Bu biraz da distopik bir şey aslında yani. Her gün böyle yapacağım şey kapıda yazarsa bir ufaktan tırsarım diye düşünüyorum. Şimdi hazır burada ofise girerken bir şarkı açayım. Daft Punk açacağım, ben dinleyeceğim ama siz maalesef dinleyemeyeceksiniz çünkü telif. Hemen şuradan bir kahve yapayım girdiğim gibi. O sırada da bir timer açayım çünkü 15 dakikaya bir görüşmem var. O geldiğinde uyarsın beni. Direkt startlayalım. Makineyi açalım. Ofiste başka ne vardı? Bir arayayım Özge'yi hemen. Alo? Alo, ne yapıyorsun? İyi, sen nasılsın Melih? İçeri girerken şeyde telefonla konuşuyordun. Şey yapmayayım dedim, şimdi arayayım. Bugün ne yapacağız abi? Şey var, toplantı var. Ben timer'ı kurdum ama bir ufak hemen orada bir konuşalım. Sonra benim Vision Pro çekimine kaçmam lazım. Tabii ki, konuşabiliriz. Şimdi hemen şuradan bir Amerikano alacağım kendime. Toplantıya gelmesem olur mu? PlayStation falan denemem lazım. Tamam, ben hallederim. Toplantıya girmeyeceğiz zaten. Gerek kalmadı, tamam. Evet, şimdi yalandan böyle PlayStation falan deneyeceğiz diye toplantıdan da kaçtığımıza göre şimdi biraz burada oyun oynayalım. Bayağı iyi ha. Ya şu an böyle yalandan bir şey yapıyorum, hani tepkiler nasıl diye. Zaten bunun internetle de alakası var da belki hani şeyde stream'de bir gecikme olur falan diye düşünmüştüm. Biraz daha ufak çamrat görmek için. Takım önemli değil, direkt oyna. Tamam. FIFA'da da o kadar yokum ki yani. İşte bak, acemilik. Vurolu. Notlar nereye gitti? Dur bakayım, oradan açabilecek miyim? Uf. İyi yani, araları çoğu AI'dan iyi kesiyor hakikaten. Bayağı iyi ya. Evet. Şu kahveyi hızlıca bir yuvarlayayım. Ondan sonra yavaştan çıkalım. Şunu taşımak dert biraz ya. Neyse ya, da alışacağız artık. Aynen. Harita yapayım mı? Olur. Gerçi dur, sen göremedikten sonra bir anlamı. Neyse, biz deneyelim. Pilotluk yaparsın ya. Olur. Dur. Hatta dur şöyle. Yolu da göreceğim şekilde. Bunu çünkü böyle yapınca fuara gidiyoruz değil mi? Direkt yolda bir yerde durmayacağız. Fuara gidelim. Hah. Düz düz. Düz. Tabii tabii. Yol sanki bir yere dönüyormuş gibi. Mustafa Kemal Caddesi diyor da sen Ankara asfaltına git, ben şey yapacağım sana. Ben döneceğim sana. Dostlar, şu anda ben ne görüyorsam siz de onu görüyorsunuz. Yani fark etmişsinizdir. Aslında bizim yani insan gözü görüş açısından bayağı dar bir açıya sahip. Hatta böyle yürürken böyle şey oluyorum. Bir basamak varmış da ben onu görmüyormuşum gibi bir hissiyat oluyor başta. Dün işte kurulumdan sonra falan bir deneyimledim ama açıkçası hala o hisse alışamadım. Yavaştan şöyle bir yürüyerek anlatayım isterseniz. Şu anda hava açık olduğu için aslında bize çok net bir görüntü sunuyor. Yani 100 FPS'te verebildiği için açıkçası çok akıcı bir görüntü oluyor. İçindeki kameraların mantığıyla bakacak olursak tabii ki mesela yürürken yani normalde çok da hissetmediğimiz, böyle atıyorum adımların işte distorsiyonu, yani böyle işte stabilitenin hissedilmemesi, biraz da böyle bir görüntünün bozulması gibi durumlar olabiliyor. Bunlar herhalde zamanla iyileştirilecektir veya işte yenilemedeki kare sayısı arttıkça bunlar düzelecektir diye düşünüyorum. Aslında iki göz içinde 4K'lık bir çözünürlük sunuyor. Açıkçası bence fena değil. Yani ben daha kötü bekliyordum hatta, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki o yabancılık hissi var. Onu bir süre aşamayacağız gibi duruyor. Ya onun dışında aslında böyle bir şey oyunda gibi
gibiyim. Yani hani herhangi bir gün yürüyüş yapmaya geldiğim bir yerde şu an sanki böyle oyunda bir karaktermişim gibi bir his veriyor. Bunu ne kadar anlatabilirim, ne kadar doğru aktarabilirim emin değilim ama sadece böyle hissimi anlatmak istiyorum. İsterseniz şimdi cihazın kullanımına geçelim. Burada biraz ses var, bir başka bir yere geçelim. Sessiz bir yerde bunlara bakalım. Evet arkadaşlar, sizi şimdi böyle Bozkır'a benzeyen bir yere getirdim. Neden bu kadar görsel güzelliği olmayan bir yerde video çekiyorsunuz diye soracak olursanız, ekran kısmını size burada göstermek için getirdim. Açtığımızda karşımıza bu şekilde menümüz geliyor. Yani mesela bakışımı kaçırdığımda uygulama menüsü gözümü takip etmiyor. Ben onu oraya konumlandırdığım için, orada açtığım için orada kalmaya devam ediyor. Bunu uygulama mantığıyla düşünecek olursak mesela ayarlara girelim şu anda, sallıyorum. Ayarlara girdikten sonra örnek veriyorum, ayarları şuraya bırakıp ondan sonra müziği şöyle bırakıp atıyorum mesela Safari'ye girmek istediğim zaman da hatta en son şeye bakmışım araştırmak için, AirPlay kısmını araştırırken bir okuma yapmışım, o sekme açık kalmış. Onu da böyle karşımda bırakıyorum ve geriye çekildiğim zaman, uzaklaştığım zaman da üç sekmemi de yan yana görüyorum. İstersen bunları tekrardan bakışımla birlikte şu şekilde kontrol edebiliyorum. Ama şu an sadece yeniden konumlandırma yaptım. Şu anda aslında bunların boyutlarını değiştirmedim. Bunların boyutlarını değiştirmek için de çok alışamadım buna açıkçası. Hala böyle el alışkanlığı kazanamadım ama size göstermek için bir deneyeyim. Boyutunu değiştirmek için de şöyle köşeden tuttuğumuzda, getirdiğimizde uygulamanın ekran boyutu küçülüyor. Çektiğimizde ise büyüyor, böyle hayvan gibi bir şey oluyor. Hani bana hala böyle gerçek olamayacakmış gibi geliyor. Diyelim bunların üçünü de böyle yan yana koyduk ama diyelim ki background'u görmek istemiyoruz. Şu sağdaki crown üzerinden kendi background'umuzu açıp ortamdan tamamen izole olabiliyoruz ve bakışımızı değiştirdiğimizde, az önce mesela ben kameraya konuşurken Mami'ye bakıyordum. Şu an mesela Mami'yi hayatta göremiyorum. Background açıkken bir arkadaşımız bize sesleniyor. O seslenirken şu şekilde onu görüyorsun. Biz böyle muhabbete sardığımızda background zaten kendiliğinden kapanıyor. Tamamen ortama geri dönüyoruz. Biz şu an gezerek çektiğimiz için ben buraya menüyü açtığımda yürümeye devam ettiğim zaman direkt olarak kapanıyor. Veya mesela şu an sağ tarafımda açtım ama işte sol tarafa yürümem gerekti falan. Buradan geriye dönüp baktığım zaman ekranı olduğu yerde görebiliyorum. Menüyü açtığımızda otomatikman kapanıyor ama eğer bir uygulama açıksa burada direkt olarak geri döndüğünüzde aynı uygulama ekranını görebiliyoruz. Uygulama penceresi kaldığı yerde kalıyor. Hatta biraz uzaklaşayım hemen şöyle hızlıca. Şöyle bir gideyim. Geriye döndüğümde hala burada ve şu anda belki de bir kaç metre, bir 10 metre vardır herhalde. Size ekranın uygulama, işte uygulama pencerelerinin nasıl açılıp kapandığını falan ilk örneklerini göstermek istedim dostlar. Şimdi isterseniz bir sahil tarafına gidelim. Orada biraz takılalım Vision Pro'yla. Bir tramvaya binelim edelim falan. Çekim modunu açtığımda fotoğrafta mıyım onu bir kontrol edeyim ilk başta. Tamam, fotoğraftayım. Allah Allah, bir dakika basayım. Yo, normal fotoğraf çekiyor. Anlamadım ki. Yok, şu an QR okumuyor. Bana çok garip geldi mesela. Çekim bittikten sonra ben bunu araştırıp size ilgili bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Bu arada ben arada bir işte kabloya çarpıyorum ediyorum falan. Buna alışmak cidden zaman alıyor. Yani arka cebime koydum, çok böyle bağ olmasın diye, yani ikide bir takılmasın falan diye, ama ona rağmen sürekli takılıp duruyor. Her şekilde idare etmeye çalışıyorum yani. Bu arada biz video çekmeye başladığımızda Vision Pro'nun şarjı %100'dü ama şu anda şarj %62. Yani ekran süresi var mı? Hı, maalesef. Maalesef ekran süresini göremiyorum. Gördüğünüz gibi bir kullanımda şu anda şarjı direkt %60'a indi. Yani hakikaten maksimum 2-2,5 saat falan kullanım sunuyor yani. Şimdi tramvay yaklaşıyor gördüğünüz gibi, direkt onu atlayıp sahile geçelim. Tramvayda gördüğünüz gibi hani hareketli alanı trekleyemediği için pek bir şey yapma şansım olmadı. Aslında onu da deneyimlemiş olduk. İyi oldu. Ya belki uçakta bir uçuş sırasında sorun yaşamazsınız. Sonuçta böyle gözünüzle gördüğünüz bir hareket olmuyor. Orada kullanabilirsiniz ama atıyorum mesela bir otobüs yolculuğu, metro, tramvay tarzında bir şeyde sağlıklı bir şekilde kullanamıyormuşuz Vision Pro'yu. Bunu öğrenmiş olduk. Nereden baksanız 1,5 saattir ben gözlüğü takıyorum.
size bıraktığı izi göstermek istiyorum. Of. Pardon. Yanma hissi var şu anda gözümde. Bu tramvaya bindiğim anda da vardı. Ya herkes de oluyor mu bilmiyorum tabii ki. Ben şu an yaşadığımı birebir tecrübeye aktarıyorum size ama böyle bir göz yanması durumu yaşanabilir belki alışana kadar. Onun dışında deneyim anlamında her şey yolunda. Hani trekleme sorunu dışında her şey çok yolunda gidiyor. Bunu da hemen bir göstermek istedim size. Şimdi denize bakarak yani olabildiğince boş bir background'da Vision Pro ile takılmaya devam edeceğiz. Bu arada bunu iyice sıkmanız lazım taktıktan sonra. Çünkü hani iyi oturtamadığınız takdirde hani zaten düşme durumundan da hariç cihazdan verim alamıyorsunuz. Olabildiğince sıkmanız gerekiyor bunu. Şimdi yürüyeyim böyle güzel bir iskele bulmaya çalışayım. Eğer bulabilirsem orada devam edelim. Evet dostlar şimdi gördüğünüz gibi alabildiğince geniş bir manzaramız var. Ekran kaydımız da açık. Hazır şöyle bir manzaramız varken size şimdi burada klavye deneyimini göstereyim dostlar. Bana incelemelerde en farklı görünen şey de açıkçası. Şu an deneyimlerken de bir tık böyle şey hissediyorum. Böyle garip hissediyorum. Yani en çok buna... Sanırım alışmakta zorlanabilirim. Ne bileyim ya herhalde ben hani bununla çalışacak olsam bir Magic Keyboard ya da Magic Mouse bulundururum herhalde. Yani sanal klavye kullanmam diye düşünüyorum. Ama bu tabii ki benim ilk görüşüm. Birdenbire bütün fikirler değişebilir. Ve bu klavyede abi ne rahatmış biz önceden ne yapıyorduk da diyebiliriz gelecekte tabii ki. AI ile bir şey modelleyip yani aslında aklımda iki şey var. Ya bir otomobil modelleyeceğim ya da işte İzmir Körfezi'nde bir kız kulesi de kondurabiliriz. O tarz bir şeyi modelleyip Vision Pro'nun kadrajına diyeyim kondurmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Bununla ilgili yazılar görmüştüm zaten. Biz de bir deneyelim istiyorum. Maiden olursa çok mutlu olacağım şu an. Bir dakika umarım olur. Bir dakika. Aha süper. Benzer bir şey geldi şu an. Evet modeli oluşturuyor süper. Benzer. Yani yine çok böyle aman aman yakın bir şey beklemeyin de en azından böyle bir ucundan andırıyor. Hemen şöyle müzik deneyiminden de bahsetmiş olayım size. Benim açıkçası hoparlör hakkında görüşlerim biraz daha negatifti. Daha doğrusu ne kadar iyi olabilir yani bir kulaklık kadar iyi olabileceğini düşünmüyordum açıkçası ama şu an hani rüzgarlı bir havada böyle açık alanda zaten special audio olduğu için son volümde en yüksek sesle tatmin edici bir performans alabiliyoruz hoparlörden. Vision Pro'nun kendi hoparlörleri evet bir ambiyans hissi veriyor hakikaten. Yani film izlerken falan o ambiyansı hissettiriyor ama çok 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 iyi bir ses kalitesi için bence henüz zamanı var. Kulaklıklarla şimdilik devam etmemiz lazım. Bu arada aslında Vision Pro'nun parlaklığı da bence konuşulması gereken bir detay. Ben bununla ilgili böyle işte derken %20 batarya uyarısı aldım şu an. Hakikaten yani bir 2 saat, 2,5 saat falan gidiyor şarjı herhalde. Neyse. Parlaklık konusunda kullanmadan önce yani düşük müdür, yüksek midir falan böyle işte orta kararda mı kullanırım, kaç nittir falan gibi böyle meraklarım vardı ama şu anda deneyimlerken aslında bunların pek de öneminin olmadığını düşünmeye başladım. Tramvaydan indikten sonra siz de gördünüz yani gözlüğü çıkarırken baya böyle gözlerim kamaştı, sulandı, yandı falan. Benim o ana kadar gördüğüm şey hani Vision Pro'nun bana sunduğu gerçeklik. Olduğu için ben dışarısının aydınlığından etkilenmedim. Benim gördüğüm tüm şey Vision Pro'nun sunduğu görsel olduğu için ben açıkçası parlaklığı sorgulamadım. Şu anda bize 3D çıktığı vermesi lazım. Evet. Haha süper. Bir dakika. Çok saçma bir şey oluyor şu an. Bir dakika. Dur. Biraz daha şöyle şey vereyim. Şey yaptık gördüğünüz gibi hani Vision Pro ile de belli bir alana kadar yani positionlayabildiğimiz için sekmeleri ve objeleri bir yere kadar yapabildim. Böyle alakasız bir şey oldu. Yani siz de bir karma gerçeklik gözlüğü kullandığınızda ne deneyimleyeceğinizi aşağı yukarı göstermeye çalıştım. Şimdi ben asıl şeyi merak ediyorum. Fotoğraf ve video çekeceğim Vision Pro ile. Onun kamera performansını da göstermek istiyorum size. Bir workstation anlamında nasıl kullanabileceğimizi merak ediyorum Vision Pro'yu. Bununla ilgili de çok fazla görsel gördüm. Heveslendim açıkçası. Yani bir Mac ile birlikte kullandığımızda, ekran paylaştığımızda bize nasıl bir performans sunacak onu merak ediyorum açıkçası. Şimdi isterseniz bir kafeye, bir restorana falan oturalım. Burada çektiğimiz fotoğraf videoları Vision Pro'ya ekran paylaşarak nasıl editleyebiliriz bir onlara bakalım. Seveyim mi seni? Seveyim mi seni? Dur gözlük var göremiyorum. Şu anda sesimi Vision Pro'dan duyuyorsunuz dostlar. Biz şu anda şey yapmıyoruz, normal kameradan çekim almıyoruz. Tamamen böyle POV bakış açısıyla görüyorsunuz. Görüntü kalitesi hakkında şu an hiçbir fikrim yok. Kötü olacağını zannetmiyorum açıkçası. Çünkü 4 tane kamera var içinde. Yani ilk kurulumdan sonra biraz kamera için kopya çektim bu arada. Oradaki çekimde böyle kamerayı denerken az çok fikir sahibi olmuştum nasıl çektiği hakkında. Şimdi açık havada bize nasıl bir performans sunduğunu görüyoruz. Siz de fikirlerinizi yorumlarda bahsederseniz sevinirim.
Evet arkadaşlar, şu anda bir restorana geldik ve airdrop'la görselleri Mac'ime aldım. Bu arada şunu söylemem lazım, yani airdrop'la almak mecburiyetinde kaldım çünkü yani zaten gözünün üzerinde bir Type-C girişi yok ama Powerbank'teki Type-C girişini de denediğim zaman oradan sadece güç aldığını fark ettim. Yani Mac Vision Pro'yu bir cihaz olarak görmedi. O yüzden airdrop'a mecbur kaldım. Ve o aktarımı böyle izlemek zorunda kaldım. Çünkü çıkarsam uyku modunu alacak, aktarım bitecek. Bayağı böyle aktarım bekledim. O hissi yaşatıyor yani, aktarım bekletiyor. Şimdi isterseniz direkt olarak size böyle bir Premiere Pro'yu açayım ve size nasıl bir görünüm sunduğunu göstereyim. Gördüğünüz gibi zaten direkt olarak Connect diye çıkıyor. Ve Connect'e dokunduğumda karşıma direkt olarak böyle bir Premiere Pro ekranı geliyor. Bunu biraz daha şöyle alalım. Ya şu anda karşımda böyle aşırı büyük bir workstation var. Ya çok farklı bir deneyim, çok farklı bir his şu anda. Hani yani restoranda insanlar bana nasıl bakıyor bilmiyorum ama abi aşırı keyifli bir şey ya. Cidden aşırı keyifli bir şey yani. Mesela işte bir kasma donma var mı, bir ona bakalım oynatmada. Zaten biraz da aslında Mac ile ilgili bir şey ama Vision Pro da sonuçta bazı monitörlerde gecikme süreleri olur falan. Yani o gözle Vision Pro'da bir gecikme, bir kasma donma var mı? Onu görmek için yapıyorum. Hiçbir kasma donma yok. Hatta hızlandırıyor. 4 kat hızlandırdım şu an. Klavye ve mouse tabii ki bilgisayarı ya da işte bilgisayara bağlı olan klavye mouse olmak durumunda. Şu an çünkü Vision Pro'ya özel edit programları, yani edit programlarını da geçtim. Uygulama henüz geliştirilmediği için doğru düzgün. Şu anda biz bu deneyimi sadece ekran paylaşımıyla yaşayabiliyoruz. Bu haliyle bile bence müthiş bir deneyim. Edit yapasım var yani. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben bunu da işte tamam edit yapabiliyoruz ekran paylaşımıyla ama mesela bunu gerçek anlamda böyle kocaman bir monitör niyetine kullanabilir miyim? Yani bu sonuçta bir workstation mantığıyla bunu alanlar olacaktır bence. Hatta hani bir hobi amaçlı almaktan ziyade daha çok eş amaçlı insanlar bunu alacaklar. Edit anlamında yani fotoğraf video düzenleme alanında sadece yorum yapabilirim onu bildiğim için. Yani bir projeyi baştan sona ekran paylaşarak Vision Pro'da çalışma konusunda pek emin değilim dostlar. Renk konusunda çünkü %92'lik bir P3 renk desteği var, renk gamutu var. Yani %92 tamam hani %100'e yakın ama aslında o %8'lik fark da az değil hakikaten. Yani bir karma bir gerçeklik sunduğu için ya bunda renk yaparken yanılma payı fazla olur gibi geliyor bana. Belki onun için özel mod geliştirilir veya işte belki karanlık bir ortamda daha iyidir falan. Ama onun dışında bence hani biz renk monitörleriyle bir süre devam edeceğiz. Ama onun dışında böyle kat kurgular ya da kaba kurgular renk dışındaki diğer kurgu operasyonlarını bence o gayet okey ya. Evet dostlar, bugün Apple Vision Pro'yla bir gün geçirdim. Aslında inceleme diye çıktık ama böyle bir gün böyle dolu dolu bir gün geçirmiş gibi olduk. Oradan oraya gezdik dolaştık ama bence çok güzel deneyimler çıktı. Size de cihaz hakkında bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. Deneyimlerseniz nasıl bir şey göreceğiniz konusunda bilgi sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu ürün henüz emekleme aşamasında olduğu için yani daha buna bir sürü uygulama geliştirilecek, daha bir sürü şey optimize edilecek, belki diğer ekosistemlere adapte olacak. Yani burada çok büyük bir potansiyel var ama daha çıktığı ilk dönemde, ilk ayındaki diyeyim performansı bu şekilde. Hani bence Türkiye'de bulması zor ve çok pahalı hakikaten, 3500 dolar ama işte yarın öbür gün bir Lite model olur, SE model olur ya da işte mini modeli olabilir, belki bu tarz isimlendirmeyle daha uygun fiyatlı, daha elde edilebilir çıkarsa gerçekten şans verilebilir bir ürün. Tabii ki uygulama destekleriyle beraber biraz da bence ona göre şekillenecek. Rakiplerinin durumuna göre şekillenecek tabii ki. Bence kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir ürün. Sizler videoyu ve Vision Pro'yu nasıl buldunuz? Tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hani şunu da yapabilirsin, bunu da yapabilirsin gibisinden sizin için denemeye çalışırız. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.